yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz Sizlere güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. OBS ve yayıncılıkla ilgili Udemy'de sizler için mükemmel detaylı bir kurs hazırladım. Bu kursun sonucunda direkt olarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Discord kanalımızda Udemy kursu yerlerine özel birçok kanalımız bulunuyor. Aktif olarak da buradan bilgi alışverişi birbirimizle yapıyor olacağız. Eğer siz de tüm detaylarıyla Udemy kursuna katılmak isterseniz açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte özellikle Twitch yayınlarına yeni başlayacaklar için yeni gelecek olan özellikler neler bunlara bakacağız. Peki bu özelliklerin duyurularını nereden aldın Onur diye soracak olursanız eğer geçtiğimiz günlerde TwitchCon 2023 düzenlendi Paris'te ve bu etkinlikte birbirinden farklı Twitch'e gelecek özelliklerden bahsedildi ve ben bu etkinliğin içerisinden önemli 5 adet özelliği sizlere duyurmak için bu videoyu hazırlıyorum. Niç bu kadar heyecanlıyım çünkü bu yeni gelecek özellikler yayın yapmaya yeni başlayanlar ve kitlesini yeni yeni oluşturmaya başlayanlar için inanılmaz bir fırsat olacak. Gelin şimdi videoya geçelim. Bu özelliklerin en önemlisi ve birincisi klipler. Klipler için bildiğiniz gibi bir video editör sayfamız var ve oradan geçmiş yayınımızın içerisinden klipler alabiliyoruz. Ve bununla birlikte Tom abimiz diyor ki kitlenizi büyütmek için sadece non-stop canlı yayın yapmanıza gerek yok. Klipleri de aktif bir şekilde kullanarak yeni izleyicilere ulaşabilirsiniz diyor. Ama bunu gerçekleştirebilmemiz için bazı geliştirmeler yapmamız gerekiyordu ve bu geliştirmelerin başında kliplerinizi dikey formatta da düzenleyebileceğiniz bir sistem olduğunu belirtiyor. Yani artık geçmiş yayınlarımızdan klipler alıp bu klipleri TikTok, Shorts veya Reels gibi platformlarda paylaşabileceğimiz dikey formatta düzenleyebileceğimiz bir arayüz gerçekleştirdiklerini söylüyor. Ve bununla birlikte yatay videonuz üzerinden almak istediğiniz dikey yeri ve aynı zamanda webcaminiz bulunduğu yeri seçerek dikey formatta tamamen hem yüzünüzün hem de ekranınızın gözüktüğü bir şekilde montajlar gerçekleştirebiliyor olacağız. Şu anda direkt olarak YouTube Shorts'a upload yapabiliyoruz. Yani Twitch üzerinden klibimizi düzenleyip Shorts olarak kanalımızda paylaşabiliyoruz ve bunun için download yapmamıza gerek kalmıyor ve aynı zamanda şunu da belirtiyor Ağustos ayı itibariyle de direkt olarak TikTok'ta da paylaşabileceğimiz bir özellik de eklenecekmiş. Ve bununla birlikte ikinci yeni özelliğe geçiyorum. Çünkü birinci özellikle yani klip düzenleme arayüzüyle birlikte ikinci özellikle çok önemli bir yer kaplıyor. Burada Tom abimiz diyor ki dikey formatlı videolarınızı hazırlıyorsunuz. Peki bunları neden YouTube Shorts, Reels gibi platformda paylaşıyorsunuz. Neden bunu Twitch'te paylaşmıyorsunuz ki diye bir soru soruyor ve bununla birlikte Twitch Discovery Feed'in geleceğini söylüyor. Yani artık Twitch üzerinde de kaydırmalı içerik izleyebileceğiz. Yani bir nevi Reels, bir nevi Shorts gibi bir bölümde Twitch içerisine eklenecek ve bununla birlikte daha fazla kişiye ulaşılabilecek. Ama burada önemli bir not düşüyor Tom abimiz. Diyor ki, Twitch her zaman canlı ve interaktif olmaya devam edecek. Discovery Feed için saatlerce içerik üretmenizi asla istemiyoruz diyor. Bu bölümü yani yani Discovery feed'i direkt olarak yayınlarınız içerisinden aldığınız dikey formattaki videoları paylaşmanızı yani yayınınızdaki kesitleri paylaşacağımız bir format olmasını istiyor. Yani asıl hedefleri gelmek istedikleri nokta bu. Discovery feed izlenmelerinin artması değil Tam tersi Discovery Feed üzerinden canlı yayınlarınıza yeni izleyiciler, yeni kitleler çekmeyi sağlamanız. Yani bunun için de ekstra bir emek harcayarak direkt olarak Discovery Feed videosu üretmemiz istenmiyor aslında. Bu nedenle Discovery Feed'in algoritmasının sizin kanalınızı, sizin içeriğinizi izleyebilecek potansiyele sahip kişilerin önüne videolarınızı yani dikey formattaki videolarınızı çıkartmak ve bu şekilde de kitlenizi büyütmeye yardımcı olmak. Üçüncü özelliğim ...biz ise çok alışık olduğumuz bir şey. Burada Tom abimiz diyor ki... ...Twitch'te direkt olarak kendi takipçilerinizle iletişime geçmeniz çok zor. Ve bu nedenle story özelliğini aktif ediyoruz diyor. Burada da çok güzel bir örnekleme yapıyor. Örnek veriyorum diyor, tatile çıkıyorum. 3 gün boyunca yayın yapamayacağım. Böyle bir haberi işte Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta... ...birçok platformda paylaşmak zorunda kalıyorsunuz diyor. Artık direkt olarak Twitch story özelliğiyle birlikte... ...Twitch'ten 3 gün yayın olmayacağını bildirip bir story atarak bunu tüm takipçilerinizle bir anda paylaşabiliyor olacaksınız diyor. Bu da sizin kullanım açısından çok fazla yararlı bir özellik olacağını düşündüğünü belirtiyor. Dördüncü özelliğimiz ise Stream Together özelliği. Yani daha öncesinde partner yayıncıların ekip yayınıyla birlikte iki kişi aynı anda yayın yapabiliyordu. Profiline girdiğinizde iki ayrı kanalında yayınlarını küçük pencerelerde görebiliyorduk. Şimdi bu özelliğin herkese aktif olacağını söylüyorlar ama bununla birlikte örnek veriyorum ben senin kanalına girdiğimde sen biriyle ortak bir yayın yapıyorsan yan tarafta da direkt olarak onun yayınını görebileceğim ve her kanalın kendi alertleri devrede olacak yani bir kanala bildirim geliyorsa onun alertleri akacak diğer kanalda da bildirim geliyorsa onun alertleri kullanım halinde olacak ve bu özelliğin aynı anda 5 yayıncıya kadar destekli söylüyor. Yani aynı anda 5 kişi birden yayın yapabiliyorsunuz ve biri herhangi bir kanalın yayınına girdiğinde diğer 5 yayını da aynı anda görüyor olacak ve bununla birlikte aynı ekran üzerinde diğer kanalları da izleyici takibe alabilecek veya abone olabilecek. Yani bununla birlikte 5 kişiye kadar aynı anda yayın yapabileceğimiz Stream Together özelliği de geliyor olacak. Bu tüm üyeleri açık olacağını başta söylemiştim. Şu anda deneme aşamasında olduğu için Ağustos ayı itibariyle belirli kanallarda aktif olacak. Sonrasında da yavaş yavaş diğer kullanıcılara da aktif bir şekilde geleceğini belirtiyor. Beşinci özellik ise modlar için gelecek olan özelleştirmeler. Burada Shared Mod Co Comments diye bir bölüm aktif olacak ve bununla birlikte örnek veriyorum ben bir modum ve yayında birini banladım. Banladıktan sonra bu kişinin üzerine bir not düşebileceğim. Mesela spam spam gönderdiği için banlandı deyip not düşebileceğim ve yayıncıya mod olarak bunu bildiriyor olabileceğim. Biz bunu yapmak için bildiğiniz gibi chat'i gibi aracı yazılımları kullanıyorduk fakat Bununla birlikte böyle bir ihtiyacımız kalmayacak. Yani Twitch'in kendi chatinden de direkt olarak kimi banladıysak neden banladığımızı not düşüp yayıncıya bunun bildirimini yapabiliyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 ciddi özellik Twitch'e yakın zamanda gelmeye başlıyor. Ve bununla birlikte sizler de istediğiniz kitlelere ulaşamadığınız kitlelere daha çabuk ulaşabileceğiniz bir durum söz konusu olacak. Ve bu yüzden yeni çıkan özellikleri hızlı bir şekilde takip edip hızlı bir şekilde kullanmaya başlamanızı öneririm. Bildiğiniz gibi bir özellik herhangi bir platformda ilk açıldığında çok revaçlı oluyor ve bununla birlikte çok fazla aktif meraklı kullanıcısı oluyor. Orayı yakalarsanız kitlenizi daha hızlı büyütebileceğiniz bir ortam sizler için oluşacaktır. Bu güncellemeleri yakından takip edin. Zaten ben de Instagram'dan sizlere özellikle aktif oldukça bir story ile bildiriyor olacağım. Bunun için lütfen Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bununla birlikte bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.